Selam. Uzun bir aradan sonra karşınıza yine ufak bir Sedat olarak çıkıyorum. Sanırım en mutlu, en huzurlu ve en zengin olduğum dönem o dönemdi. Tabii o zamanın enflasyonlu oranla 14 yaşında ufak paralarla bile kendini zengin hissedebiliyordum. Daha sonrası büyümemle paramın azalması hep doğru oranda gitti. Peki ya nasıl paralandım? Oyun oynadım. Evet, yine kaliteli veya büyük prodüksiyonlu bir oyun değildi. Oynadığımız oyun mahalleye çok inceden sızdı. 7'ye 7 karşılıklı maç oynayabilecek kadar kalabalıkken yavaş yavaş kaybolmaya başladı mahalledeki elemanlar. Aslında bu oyunu biz fark etmeden çok önce gerçek hayatta da oynuyormuşuz. Özellikle kışın kar yağdığı zamanlar mahalledekiler bir halı saha edasıyla ikiye bölünür ve adam seçerdi. İlk başlarda da ben seçilirdim. Ben de sanıyordum ki çok iyi kar topu fırlatıyorum. Meğer ben siper olarak kullanılmak için alınıyormuşum. Ben arkadaşlarım için bir amaç değil araçmışım. Bunu en son bütün kar topunu ben yerken arkadaşlarımın "Lan biraz daha kilo al. Hala bize geliyor." demesiyle anlamıştım. Ama ne olursa olsun kar topu fırlatmak keyifliydi. Bu kar topu fırlatmanın keyfini sevince kar olmadan da oynamaya çalıştık. Oğlum elemanlar baya baya kayadan bozma taşlarla karşılık veriyorlardı. İnşaattan cephane toplayan vardı. Baktık ki bu işin sonu hayır değil, saldık. Tam böyle birbirimize bir şey fırlatmanın bize yaşattığı travmaları unuturken bir iblis geldi mahalleye. Çok büyük hayvan bir ağızla "Kanki" dedi, "bir oyun var. Karşı rakiplere bir şeyler atıyorsun. Hedefi bulan rakibi yeniyor." Aşırı gaza gelen arkadaşım çok hızlı koştu inşaata. Eleman sandı ki yine gerçekte birbirimize bir şeyler atacağız. Adam herhangi bir savaşa o kadar hazır ki hiç R yok çocukta. O koştu gitti. Biz de internet kafeye gittik. Artık o eleman inşaatta kalıp kendine başka bir yol mu çizdi, yoksa başka elemanlar bulup taş atmanın eğlenceli olduğuna mı ikna etti bilmiyorum. Biz geçtik internet kafeye. Hepimize bir web sitesi söyledi. Girip üye olmamıza rağmen hala tarayıcıdan çıkamamıştık. Benim bayağı bir yüzüm düştü. Abi internet kafeye gitmişiz. Cayır cayır çalışan bilgisayarlar var. Gerçekten tarayıcı üzerinden mi oynayacağız? Yapma bunu bana atlı isyanım adeta suratından okunuyordu. Arkadaşım "Nasıl arayüz kanki ama?" diye sorduğunda "Oğlum harika lan" cevabını vermekten başka bir şey yapamadım tabii. Çok mutlu gözüküyordu. Onu üzmek istemedim. Ama hemen arka masamda adeta bir savaştaymışçasına counter oynayanları görüp içimden "Erkek bu be" diyordum. Bizim oynadığımız oyuna gelirsek oyunun ismi Bombom'du. Minimal ölçüde aksiyonu olup kalp kırmadan maç kazandıran bir oyundu. Ben çarpışmak, savaşmak istiyordum. Ben hariç diğer elemanlar gereksiz bir şekilde keyif alıyordu oyunda. Ama sanırım internet kafede bu oyunu oynamak benimle beraber diğer elemanları da utandırdı ki 4. 5. gidişten sonra evlerde oynamaya karar verdi. Haklıydık ama ya. Bize Barbie giydirme oyunu oynuyormuşçasına bakıyorlardı. Evde oynamaya başlayınca bu sefer It All It oyun beni de içine çekti. Ve hayal edilemeyecek kadar büyük bir rekabet başladı. Rekabet bir yerden sonra arkadaş ortamında ufak ufak ittifaklar kurdurttu. Birbirimize aksesuarlar atıyor. Başta beraber olduğumuz arkadaşlarımızdan üstün olmaya çalışıyordu. Oyundan soğumamla oyunun bana para kazandırması bir oldu. Oyunda evlenme diye bir olay vardı. Lanet olsun öyle özelliğe. Tam hatırlamıyorum ama sanırım ben bir etkinlik görevi yapıp o yüzüğü almıştım. Ben yüzüğü alınca benim arkadaşlarımın gözü döndü. Lan baya baya beni evlilik üzerine ikna etmeye çalışıyorlardı. Fakat benim düşünmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Daha 3-4 ay önce mahallede top yuvarladığım adamlar koca istiyorum moduna girmişti. Hatta Mustafa adında uyanık bir arkadaşım anlaşmalı evlilik teklifinde bulundu. Kafa karıştırıyor şerefsiz. Oyundan uzaklaşmam gerektiğini o zaman anladım da ilgi hoşuma gitmişti. Baktılar benim evleneceğim yok. Bu sefer hesabı satmam için para teklifinde bulundular. Cidden aksesuarların ve silahların para eden şeylerdi. Başladım açık arttırmaya. Asgari ücretin 840 lira olduğu zamanlarda ben de açık arttırmamı şaka yapıyorum. Açık arttırma falan olmadı. İlk teklif edene 250 liraya satmıştım hesabı. Ne hikmetse hesabı alan elemanın kardeşinin aynı gün bisikleti çalındı. Kadere bak, ama beni parayı nasıl kazandırdığı ilgilendirmez. Benim tam 250 liram olmuştu. Hayal bile edemeyeceğim paraydı o yaşlarda. Yaklaşık 2 ay mahallede kraldım. 250 liranın yanında babamdan da harçlık alıyordum. Mahallede arkadaşlarıma o kadar çok şey ısmarlıyordum ki hesabımı satın alan çocuk oynayacak arkadaş bulamamıştı artık mahallede. Çocuk hem parasız kaldı, hem oynayacak arkadaş bulamadı, hem de kardeşinin bisikletini hacıladı. Ben ise 2 ay mahallede saltanatımı sürdüm. O 2 aylık süreç herkes için terapi gibiydi. O sürede oyundan koptuk. 250 liraya mahalleyi kara bir bataklıktan kurtardım. Bu da böyle 14 yaşında 2 aylık zengin olma anımdı. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana ekipman desteğinde bulunmak için
kanalıma üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.